Arkadaşlar hoş geldiniz. Fas'ta ilginç bir turnuva var. Beyazlarda Magnus Carlsen ve siyahlarda Amin Bassem oynuyor. Efsanevi bir oyundaki bir konumdan başlayacaklar. O yüzden ilk olarak o konumu göreceğiz tabii ki. Ve bu karşılaşma Kasparov'la Karpov arasında gerçekleşmiş. Ve tabii ki ben size anlatacağım neler olduğunu ve sonrasında oyunun nereden başladığına da bakacağız ama Magnus Carlsen'in çok ilginç bir yorumu var. Siyahlarda Karpov'un at D7 hamlesini görünce Magnus Carlsen konuma bir bakıp hangi türden bir aptal atı D7'ye oynar diye düşündüm. Yani herhalde çok iyi oyuncuların konumunu almadık diye düşündüm ama ne kadar da yanılmışım dedi. Ve tabii ki de Karpov'dan bir noktada özür dilemiş oldu. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda Karpov. 1987 Sevilla'ya gidiyoruz ve devamında da 2024'te Magnus'ta Amin Bassem devam edecek. C4'te başlamış oradaki oyun. E6 devamında at F3, at F6 devamında G3 oynanıyor. Ve artık fil tabii ki G2'den çıkacak. Kısa rok ve sonrasında belki D piyonuna karar verecek nereye gideceğine. Ama D5'in ardından burada beyazlarda Kasparov B3 hamlesini oynamış. Fil E7. Tabii ki D çarpı C4'e B çarpı C4 cevabı vermek için oynuyor bu B3 hamlesini. Ama bir yandan da tabii ki filin B2'den çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Fil G2 oynandı. Kısa rok kısa rok her iki tarafta gelişime devam ediyor. Ve B6'nın devamında fil B2, fil B7'ye gelişti. Ve E3'ten sonra işte hangi türden bir aptal atı D7'ye gelir dediği yerde burasıydı Carlsen'in. Ama tabii ki sonunda da özrünü dilemiş oldu. At BD7'nin ardından artık Kasparov'la Karpov bu efsanevi konumu bırakıyorlar. Ve Magnus Carlsen düşünmeye başlıyor. Burada vezir E2 hamlesiyle beraber artık tabii ki farklı bir şekilde muhtemelen kaleyi D1'e gelecek. Belki işte D4 ya da belki D3 ve E4 hamlesini oynayabilecek at C3'ten sonra. O yüzden gelişimi yavaş yavaş beyazlar da devam ettirmeye çalışıyorlar. Tabii ki siyahlar belki at D7 oynamadan önce C5 oynayabilirlerdi. Ama belki de bu konuda riske girmek istemediler. Atı D7'ye koydular. Şimdi C5 oynuyor Amin Bassem Karpov yerine. At C3 hamlesi geldi. D5'e baskı devam ediyor tabii ki. Ve A6'nın sonucunda şimdi kale F1. Zaten evet belki hatalı gibi gözükebilir bu hamle ya da tam olarak doğru gözükmeyebilir. Ama vezir E2'nin amaçlarından bir tanesi tabii ki kaleyi D1'e gelmekti. Ve devamında da beyazlar D4 oynayacaklar ve D4 oynayacaklar. DC5'in ardından D hattını açıp buradaki veziri yakalamak isteyecekler. C hattı da açılırsa vezir C7'de de iş yapmayacak. Çünkü karşısına hemen kale C1 gelecek. D çarpı C4 hamlesi hemen oynandı. B çarpı C4 ve vezir C7'nin ardından şimdi A4 hamlesi geliyor. Siyahlara hiçbir zaman artık B5 yok ve kalenin de artık gideceği yer C hattı değil. Kalenin B hattına gelmesi. Tabii ki B6'ya baskı yapacak ve ilerleyen zamanlarda bu yarı açık hattı beyazlar kullanmaya çalışacaklar. Ona karşılık da kale F8 hamlesiyle beraber burada da D hattına bakan bir siyah görüyoruz. D3 hamlesi geldi. Kale AC8'e gitti şimdi ve at E1'den sonra buradaki filleri değişmek istiyor beyazlar. Fil çarpı G2, at çarpı G2'den sonra at E5 gelindi ama ona karşılık da tabii ki basitçe bir F4 hamlesi oynandıktan sonra da at C6. Zaten amaçlardan bir tanesi atı daha doğru bir kareye, özellikle buradaki değişimlerden ve A4'ten sonra atın yeri artık gözüken o ki B4 olacak. Dolayısıyla bu manevra rakibe F4 sürdürseniz dahi tabii ki çok güzel duruyor siyahlar adına. Burada hemen G4 hamlesi geldi. İstenen şeylerden bir tanesi de G5 ve devamında belki de H4 H5 ile beraber buralardan bir atak kovalanacak. Özellikle filin de çaprazı çok güzel duruyor. Kalede 7 hamlesi geldi. Siyahlar bunun karşılığında muhtemelen kalede 8 ile beraber D3'e bakmaya çalışacaklar. Özellikle at B4 ile beraber D3'e güzel bir baskı gözüküyor. O yüzden hemen kalede 2 ve kaleci D8'in ardından da kale AD1 ile beraber burayı tutmak istiyor. At B4 ile basmaya devam etti ve at E1 ile sıkı sıkıya tutundu beyazlar buraya. Ama tabii ki buraya tutunurken pek de istediğimiz şeyleri yapmadık. Kaleler burada gördüğünüz gibi hiç kıpırdayamıyor. Atın yeri E1 olmaması gerekiyor. Vezir E2'de hem G4'ü hem de D3'ü tutuyor. Ve siyahlar çok akıllıca hemen E5 oynadılar. Ve devamında E4 oynamaya çalışacaklar. Ve bu konumdaki baskıyı arttırmaya çalışacaklar tabii ki. Dolayısıyla burada bir
bir tane F5 hamlesi ve E4 oynarsan G5 oynayacağım ve devamında burada D3'e at D3 zaten var şu anlık koruyorum deyip bu konumu böyle oynamaya çalışacak. Ama burada Amin Bassem G5'ten rahatsız oldu. Dolayısıyla bir tane H6 oynamak istedi ve devamında E4 oynayacaktı. Ama Magnus buna izin vermiyor artık. Kendisi E4'ü oynadı ve göz göre göre D4'ü zayıflatmak zorunda kaldı aslında. E4 oynasa çünkü rakip gerçekten buralar dağılacaktı. Dolayısıyla böylesi daha iyi oldu belki de. At C6'dan sonra tabii ki siyahların amacı da hemen atı D4'e gelmek ve burada belki at F3 ile beraber, belki at E2 ile beraber bir şeyler yakalamak ya da belki atı B3'e koyacak. Atın D4'te durması çok güzel duruyor. Dolayısıyla buna karşılık da at D5 hamlesi pek yanlış gözükmüyor açıkçası. Buradaki sıkıntı tabii ki bilgisayar daha derin hesaplayabiliyor ama yani içgüdülerimiz burada at D4'e geldiğinde hemen ona vurmak istiyor. Dolayısıyla at D5 hamlesi geldi ve artık at D4'e fil D4 hamlesini görebileceğiz. At çarpı D5, C çarpı D5, at D4'e de fil D4, E4'ten sonra artık bambaşka bir konum kaldı. Şimdi at mı daha iyi, fil mi daha iyi diye baktığımızda bu filin daha iyi olabilmesi için belki de E3'e gelmesi lazım. Ve işin sıkıntılarından bir tanesi C5'te, D4'te ve B6'da bulunan piyonlar hep siyah ve filimiz de tabii ki hep savunmada kalacak. O yüzden bir ara hemen B5, C4 sürebilse gayet güzel olacak. Ama işte Carlsen'e karşı o bir hamleyi arıyorsunuz burada. Kale B1 ile beraber o B5'i kesti. Kale B8 ile beraber yine B5 istiyor. Ama kale de B2 ile beraber yeniden kesti. Fil D8 de oraya yapışmak istedi belki de. Çünkü devamında belki vezire bir yere atacak ve B5'e başka türlü sürmeye çalışacak. Ama o zamana kadar da hemen at F3 hamlesi geldi. Beyazlar belki de bir tane H4 G5 ile beraber buralara bakabilir mi diye tabii ki aklımıza geliyor. Bir diğer yandan da tabii ki burada atın E5'e ve devamında C4'e gelmesiyle ya da atın D2'den, yani buradan şu an dönemiyor ama at D2'den at C4'e gelmesiyle beraber burada güzel bir B6 baskısı gelecek. Vezir F4 ile beraber içerilere girmeye çalıştı. At D2 sorun yok çünkü atı C4'e koyacak ve devamında eğer vezirleri bir şekilde keserseniz de burada ya bu piyon düşecek ya da at buralarda şov yapacak artık. Dolayısıyla H5 hamlesiyle beraber buraları birazcık açmak istiyor siyahlar ama açması çok da kötü değil beyazlar için. G çarpı H5 hamlesi geldi ve kale D6'nın ardından hem B6'yı tutmaya devam etti. At C4'e izin de veriyor. At C4'ten sonra da amaç kale H6 ile beraber buralardan inip bir şeyler yapmaya çalışmak. Çünkü artık B6 ile ya da vezir kanadıyla olmayacak bu iş. Ve gördüğünüz gibi belki fil C7 ile buralara bakmak isteyecek. Kalenin H5'i isteme varyantları var belki de. İşte vezir G5 kale H5 gelebilir. O yüzden burada artık yani beyazların burayı savunması, siyahların da tamamen tüm güç atak yapması gerekiyor. Vezir F2 hemen değişelim diyor. Carlsen zaten normalde de vezir kesmeyi çok seviyor. Burada da hemen teklif etti. Vezir F2, şah F2'nin ardından kale H5'i aldı ve devamında H2 de istendi. Ve konum o kadar bitik gözükmüyor. Evet beyazlar önde. Evet beyazlar B6'ya baskı yapıyor. D piyonları çok güçlü. Ve şah da belki ilerleyip buraya gelebilecek şekilde. Ama siyahların nasıl bir oyun yaratabildiğine bakalım şimdi. Şah G3'ten sonra G6 hemen bir yerleri açmak istiyor tabii ki. FG6'nın ardından beyazlar birazcık acele ettiler. Ama burada da gerçekten Carlsen'e yani kızamayacağız. Çünkü D6 hamlesi gayet güzel gözüküyor. D6, E5, E6, E7 gibi şeyler oynamaya çalışacak. Çünkü buradaki doğru hamle şah G2 hamlesiymiş. İnanılmaz zor. Ya şah G2 ya şah F3 oynayacaksınız ki şah F3'e koymak gerçekten imkansız. Özellikle kalenin buradan bakması sebebiyle. D6 çok mantıklı gözüküyor. Kale B7 hamlesi geldi. Ona da E5 hamlesi. Daha demin açıkladığımız gibi E6, E7 neredeyse konum bitti. Ama bunun karşılığında çok fantastik bir hamle varmış gerçekten. Kale G5. Eğer siz şahı burada H3'e giderseniz kale H7 mat olacaksınız. Dolayısıyla bu olmuyor. O yüzden kale G5 hamlesine mecburen şah F3 ya da şah F4 oynayacaksınız. Ama o zaman da şah F7 ve devamında buraya geldikten sonra kalenin de buraya gelmesiyle beraber konum eşit oluyormuş. Ama gerçekten çok çok zor diyebiliriz. O yüzden bir tane kale F7 oynamayı tercih etti Amin Bassem. Ve mat istiyor göz göre göre. Kale G5 oynayacak. Diyelim ki şöyle at B6 boşta kaldı ama kale G5'e şahın gidebileceği yer artık buralarda nerede olsun
neresi olursa olsun Kalaşe'de mat olacak. Çünkü fil burayı tutuyor. Dolayısıyla buradaki mattan kaçmanız lazım. Daha demin şah G2'yi önermiştik. Şah G2 işte bu yüzden önemliymiş. Şimdi şah G2 geldi. Ama zaten siyahlar belli tempoları artık geride kaldılar. B6 düşecek. Buraları alamıyorsunuz. Ve dolayısıyla bu konum bir şekilde beyazlara kazanç olması lazım. Ve kale F H7 geldi. Tabii ki buraya bakıyor. Şah G1 ile beraber hemen yoldan çekildi. Kale ile beraber H2'yi kontrol ediyor. Şah F7'ye bir tane kale F1 geldi. Şimdi burada yani oyun inanılmaz zor. Çünkü buradaki hamle şurada kale F2'ymiş. Ve kale F2'nin devamında şah E6'ya kale çarpı B6 ve işte fil çarpı B6 gibi bir şey oynandığında da kale F6'ya işte nereye gitsin? Şah D5'e D7 ve işte burada alırsanız at B6 çatalları, yani bunu bir insanın şu sürelerde bir dakikada bunu görmesi imkanı yok. Kale F2 yerine kale F1 ile bunu yaptı. Farkı da göremiyoruz artık. Şimdi burada şah E6 geldikten sonra burada kale B6 gelseydi aslında nasıl bir değişiklik olacaktı? Bu sefer kale H2'yi alıp buradan değişmeye çalışıyordu. Kale B2'de olmadığı için burayı savunamama gibi muhabbetler var. Kale F2'de olsa burayı savunacaktı. Buradaki kaleyle almış olacaktı ama burada H2'yi boşta bırakmış oluyor. Bu kadar ince bir detay. Karsen fark etti mi bilmiyoruz ama Karsen burada kale F8 oynamayı tercih etti. Ver oradaki fili diyor. Yine ilginç bir hamle. Daha deminki mat senaryosuna benzer bir hamle. Burada kale G5 yine var. Ve kale G5'ten sonra şahın artık gidebileceği çok az yer var. Şah F1'e de gelse H1'e de gelse. Şah F1'e gelse kale F5 şahlayabiliyorsunuz. Ve buradaki fili kurtarmış oluyorsunuz. Fil B6'ya bakmaya devam ediyor. Ve burada eğer şah H1 gelirseniz fantastik bir hamle. Kale F7 alırsanız mat oluyorsunuz. Dolayısıyla burada almanız lazım ve devamında da buradaki konumun beraber olduğunu görüyoruz. At B6'yı aldığı senaryoda kale E5'i her türlü almış olacak. O yüzden bu konumun berabereye gittiğini görüyoruz ama görülemedi burası tabii ki. 13 saniyesi vardı Amin Bassem'in ve fil G5 oynamayı tercih etti. Fil G5'ten sonra artık oyun birazcık daha kolay. Çünkü hem E5'i tutup hem de B6'yı alabiliyorsunuz belli konumlarda. Kale E8'e şah D7 oynandı ve kale B8'den sonra ver artık B6'yı, ver artık buradan bir tane kale kesimini ve file 3 şahtan sonra şah H1 ve şah E6'dan sonra da kale B6'yı aldı tabii ki. Olabildiğince buraları tabii ki alıp ve devamında artık oyunları kesip kazanmak isteyecek. Çünkü yani konumda kendisi için de riskli olabilecek bir yerlere gidiyor. Kale F7 hamlesiyle beraber mat istekleri var burada, ya da mata benzer istekler var daha doğrusu. D7 şah çekildi burada ve tabii ki alamıyorsunuz. Alırsanız artık burada E6 ile beraber kaybedeceksiniz oyunu, çatallayacaksınız. Dolayısıyla şah E7 ama ona da D8 çıkıldı. Ve şah D8, kale B8, şah E7'ye kale B7 oynandı. Artık o kaleyi alacak. Şah E6'ya da burada kale E8 ile beraber ver şahı ve artık şah F7'yi tutamayacak konumda kaldıktan sonra konum kayıp oluyor ve Amin Bassem oyunu terk ediyor. Magnus Carlsen inişli çıkışlı bir karşılaşmada, zor bir karşılaşmada gerçekten güzel bir galibiyet almış oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yeniden böyle videoların gelmesini istiyorsanız, ki bu turnuvada bir sürü karşılaşma vardı, ben sizlere tek tek böyle tabii ki analizini yaparım. Çünkü böyle başka bir konumdan başlayıp oyuncuların fantastik devam etmeleri çok hoşuma gitti. Sizler de devamını getirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.